Ulusal Kanal ekranlarından hepinize mutlu akşamlar. Euroleague'de Fenerbahçe adım adım grup liderliğine doğru koşuyor. Sarı lacivertler top 8'i garantilemenin sonrasında artık Final Four hesapları yapmaya ve rakibini beklemeye başladı. Fakat Fenerbahçe'yi bekleyen önemli tehlikelerden bence en önemlisi de grup lideri olduğu zaman Panathinaikos'un dördüncülüğe demir atmasıyla bir Panathinaikos-Fenerbahçe eşleşmesi de olası gözüküyor. O da çok tehlikeli bir eşleşme. Umarım Fenerbahçe Makabi ile eşleşir. Benim penceremden böyle gözüküyor. Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin yaptığı işlerin tam tersini yapıp ilk dörde girmemek için son haftalarda elinden geleni yapıyor. Ama biraz da şartlar Efes'in lehine gelişmeye devam ediyor. Rakipler kaybettikçe. Galatasaray takımı da haftalar önce kaybettiği top 8 şansına rağmen son topa kadar gene mücadelesini sürdürüyor. Bugün ağırlıklı olarak gene Euroleague'den bahsedeceğiz. Çok önemli de bir konuğumuz var. Tamer Uyguç bizle birlikte. Tamer hoş geldin. Hoş bulduk. Fazla hoş geldin. Hoş bulduk. Son haftalarda özellikle Nazlı'yla sürekli olarak konuştuğumuz şey şu. Sezon başından beri Efes'in sistemini, savunmacı takımını, işte Euroleague'in en savunmacı kimlikteki takımı olmasını, hücumdaki düzenlerini, her dakika ne oynaması gerektiği ve hangi beşli oynaması gerektiğini çok net belli olduğunu bahsettik. Örtel geldi. Arabanın şeyi kapandı. Kilit kapandı, bitti. Efes takımı gitti. Şimdi başka bir takım var. Hani Efes diye tarif de edemiyorum artık yani. Bir acayip bir şey. Sen ne görüyorsun? Şimdi söylediğin çok doğru. Yani İlkoviç'e baktığımız zaman her zaman yani diğer Yunanistan'da olduğu dönemde de çok böyle disiplinli basketbol oynatan, daha çok savunma ağırlıklı olan bir basketbol oynatan bir antrenördü. Nitekim geçen sene de işte Angelo ile beraber işte bunun zeminini hazırladılar, bunu şey yaptılar. Fakat yani sezon başında da yani bu birkaç haftaya gelene kadar da savunma ağırlıklı oynuyorlardı ve iyi savunma yapıyorlardı. Tabii yani zaman zaman yaşadıkları sakatlıklar ve takımın döngüler, işte maçlar falan çok etkiledi. Yani söylediğin gibi hani yayından önce de konuştuğumuz gibi bu Hörtel'in gelmesi bence biraz dengeleri bozdu Efes adına. Çünkü Hörtel böyle biraz yani daha önceki takımlarda da seyrettiğimiz kadarıyla yani böyle biraz kendi kafasına buyruk oynayan, birkaç maçta da böyle onun inisiyatifiyle beraber Efes maç kazandı. Türkiye Kupası yani. Yani Türkiye Kupası'nı öyle kazandı. Avrupa'da da kazandığı maçlar oldu tabii onun sahneye çıkmasıyla. Bu da biraz işi azıttı gibi duruyor ama yani şu anda yani çok zor bir dönemde Efes. Çok zor bir süreçti. Kalan bu iki maçını kazanması lazım ki ilk dörde kalabilsin. Yani kendi top 8 için. Tek galibiyet yetiyor. Bu hafta Efes kazanırsa, Fenerbahçe'de kazanırsa evet, Fenerbahçe'de son haftaya kalmadan iş bitiyor aslında. Evet öyle olacak ama yani yine de tabii iyi basketbol oynayarak, bir şeyleri ortaya koyarak oraya kalmak tabii en güzeli ama yani yine de ilk 8'de Türk takımlarının olması çok iyi bir şey. Yani Efes'in şeyi yani bence hatası yani bugüne kadar işte dünyanın yatırımlarını yapıyorlar. Yani yıllardan beri, benim oynadığım dönemlerden beri her zaman en fazla en fazla yatırımı yapan takımlardan bir tanesi Efes Pilsen. Anadolu Efes. Efes Pilsen diye kaldı artık. Anadolu Efes. Yani hala daha burada işte ilk 8'e kaldı, kalmadı bilmem ne. Hala bunları konuşuyor olmamamız lazım. Yani bilmeliyiz ki Anadolu Efes Final Four'da adını ilk yazdıran takımlardan bir tanesi olması lazım. Mesela Olympiakos örneği var önümüzde. Abi adamlar da oyuncular gidiyor, geliyor, antrenörler değişiyor, bilmem neler oluyor. Ya adamlara baktığın zaman böyle tıkır tıkır basketbol oynuyorlar. Yani belirli bir sistemleri var, her şeyi var. Her sene de yani böyle ilk 8'e kalıyorlar bilmem ne. Hep Final Four'u zorluyorlar. Yani hiç şampiyon olmaz dedikleri dönemde bile işte o Ivković'in son senesinde şampiyon olarak kapattılar yani. Ertesi yıl gene aynısı. Yani o yüzden hani biraz da oturup yani takkeleri öne koyup biraz da düşünmek lazım. Yani nerede yanlış yapıyoruz? Yani dünyanın en iyi koçlarından bir tanesi var yani şu anda Anadolu Efes'in başında. Oyunculara baktığınız zaman yani işte Kristici olsun bilmem nesi olsun yani hepsi çok değerli oyuncular. Tabii ki Ivković'in yaptığı çok önemli bir şey var. Yani Furkan'la Cedi'ye şans vermesi, onları zaman yani büyük sürelerle oynatması tabii çok iyi bir şey aslında ama yani yine de onunla beraber başarının da
beraber gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani biz kalkıp şurada yani yıl olmuş 2015, Efes ilk 8'e kaldı mı, ilk 4'e kaldı mı diye konuşmamamız lazım yani. Ya ben böyle kesin katılıyorum. Yani çünkü şöyle, İspanya ile beraber en yüksek bütçelere sahip ikinci ülkeyiz. Hadi çünkü Rusya'da sadece ÇSKA'nın çok ağır bir bütçesi var. Onun dışındaki takımların bütçeleri çok önemli boyutlarda değil. Dolayısıyla bütçelerin yüksek olduğu bir ülkede iki tane top 8 takımı çıkarmak çok büyük başarı olmasa gerek diye düşünüyorum ben de yani. Ama burada tabii şeyi de eleştirmek de lazım. Çünkü bu düzeni kuran baştan İvkoviç'ti. Yani işte gençler oynuyor, harika bir takım, müthiş savunma yapıyor. 20 sayı geri düşüyor, maçı kazanıyor filan. Yani bunun bir sürü örnekleri oldu ligde de. Türkiye Kupası'nda da, Euroleague'de de. Ama şimdi Örtel bir seçim. Yani sen iyi giden takımı bozup Örtel gibi Fransa ekolünden gelmiş, yani kafasına buyruk basketbol oynayan, bir Sırp düzeninde asla kolay kolay oynayamayacak bir oyuncuyu getirip hiç savunma yapmayan bir gardı işin içine koydunuz. Ama kez sistemi kaybettin. Şimdi sistemi kaybettikten sonra şimdi toparlayamıyorsun da bir de. Bakıyorum savunma tamamen herkesle düşüyor. Yani Örtel'den kaynaklı bir başlıyor. Çorap söküğü gibi pivota kadar gidiyor. Stefan Lazma bile şaşkın ördeğe döndü. Yani o savunmacı oyuncu bitti. Pot altından geçen hafta kaçırdığı bir basket var ki yani o bile şaşırdı yani ne oldu blok yediği topta mesela. Yani çok haklısın o konuda. Artık oturup biraz onu Hörtel'i biraz dizginlemeleri gerekiyor. Yani sen bir dur bakalım falan denmesi gerekiyor. Artı bana bir de şey geliyor. Yani Anadolu Efes işte şu son 2-3 haftaya kadar kendisini biraz rölantiye aldı. Yani nasıl olsa bu işte maçlardan bir tanesini kazanırız. Yani ilk 8'e kalırız. Ondan sonra sırada bakarız modundalar. Yani öyle ölü toprağa serpilmiş gibi gidiyorlar bu ara. Bakalım Allah sonumuzu hayır etsin. Bir de şey var değil mi Nazlı? Sezon başından beridir aslında bizim hedefimiz bu sene değil, önümüzdeki sene deyip sonra top 8 kapısı biraz erken ufukta gözükünce tamam canım bu sene de artık nasıl kurtardık, kalırsak kalırız, kalmasak da işte Türkiye Kupası'nda aldık, bir böyle bir rehavet gözüküyor mu dışarıdan? İki arada bir derede bırakıp başarısız olunursa zaten biz söylemiştik ama başarılı olursak biz seneye hazırlık yapıyorduk, ona rağmen başardık denilecek. Gayet güzel bir bence pazarlama stratejisi uygulanmış durumda. Tamam. Yalnız Türkiye Kupası bence en zor kulvardan gelen, en zor rakiplerle 3 tane maçı oynayıp Türkiye Kupası'nı almalarını ben çok büyük başarı olarak görüyorum. Ya, tamam başarı. Yani başarı tamam eyvallah da yani ben yani ikinize de katılmıyorum, çok özür diliyorum. Yani biz seneye yatırım yapıyoruz veya ondan sonraki seneye yatırım yapıyoruz diye bir şey yok yani. Abi sen milyon milyon eurolar harcayacaksın. Yani orada işte biz bu sene geçiş dönemindeyiz de işte çocuk yetiştiriyoruz falan, geçin abi bunları. Yani her sene ilk dörtte olması gereken bir takım var. Tamer'e bu konuda katılıyorum. Dediği gibi yıllardır yatırım yapılan yani bir yer var. Yani İvkoviç var. Yani İvkoviç gibi bir adam var yani. Çok özür diliyorum. Sözünü kestim. Yani İvkoviç gibi bir adam var. Yani Kristic'i alıyorsun bilmem ne. Ya daha neyin seneye yatırımı yani bu? Ama bu yani, tamam, bahsettiğimiz için şeyler İvkoviç'in sözleri. Ya o da kazaya gelirse, o da kazaya gelirsek mazeretimiz olsun yani şey değil. Twitter hesabımızı vermek istiyorum ben. Hucum Altı Refal hesabından bize ulaşabilirsiniz. Hucum Altı Refal arkadaşlarımız da alt yazı olarak yazacaklardır. Sorular da geliyor ufak çaplı olarak ama Euroleague'de genel itibariyle benim bir sorum var sana. Tabii. Ara sıra görüşebiliyoruz seninle ama oturup basketbol sohbeti yapacak çok fırsatımız olmuyor. Doğru. Teşekkürler, bizi kırmadın, yine geldin. Genel itibariyle Türkiye'deki basketbol seviyesiyle bizim Euroleague'de buralarda olmamız çok mu normal yoksa çok mu ite kaka gidiyoruz? Aslında Türk basketbolunun kalitesi bu değil. Biraz modifiye ediliyor da mı buralara geliyoruz? Yoksa hayır, Türk basketbolu buram buram geliyor. Doğru yerlerde miyiz sence? Nasıl bu işin aslı? Şimdi şöyle bakarsak, yani Fenerbahçe örneğine bakarsak, Fenerbahçe yatırımlarını mesela Anadolu Efes'ten daha sonra yapmaya başladı. Hı hı. Daha sonra akıllandı ve şey yaptı. İşte Obradovic'in gelmesiyle böyle bir hamle yapıldı falan. Yani Fenerbahçe cephesinde çok daha olumlu işler gidiyor. Yani Efes bu kadar yatırımı
uzun yıllardır yaparken yani Fenerbahçe nokta vuruşu yaptı yani biraz sanki. Tali yoldan çıkıp ana yola dahil olup yani bir anda böyle kafa kafaya gitmeye başladılar ki yani şu son hafta oynadıkları basketbolda hakikaten ben böyle zevkle izledim. Yani tamamen böyle Euroleague'de işte şampiyonluğu hedefleyen bir takım gibi oynadılar. Yani şıkır şıkır baktığım zaman mesela attıkları en erken şut 5. pasta falan oldu. Yani o Gadalak bilmem ne o kadar dalıp giderken yani o kadar penetre ederek oynamayı seven bir adamdı. Yani 4. 5. pasa kadar topu döndürdüler. Yani o yüzden ben... Hani Türk basketbolunun Sayın Federasyon Başkanımız diyor yani Avrupa'nın en kaliteli ikinci ligiyiz diye. Yani eski ikinci, başkan. Ha, eski başkan evet tabii bugün itibariyle. Harun şimdi başkan. Evet. 30'u bitmiş olacak. Yani, ya, evet. Tabii, yarın. yarın itibariyle Harun olacak. Eski başkanın söylediğine göre Avrupa'nın en iyi ikinci ligiyiz biz. O zaman öyle oluyorsa da yani bu hedeflerin, bu başarıların yani 3 takımın birden F8'e kalması bence hani öyle tesadüf olmaması gerekir. Yani hep buralarda olmak gerekir. Tabii şimdi Fener ve Efes'ten bahsettik. Galatasaray'dan da biraz bahsederken yani geçen gün Twitter hesabından da yazdım ben. Dedim ki yani her şey çok güzel başlamıştı Galatasaray adına. Fakat yazık ettiler. Yani işte birileri kaçtı gitti. Yani ben Arroyo'yu burada çok fazla eleştiriyorum. Çünkü yani sana inanmış, buraya getirmiş, yıllardır arkanda durmuş insanlar var. Yani 2-3 ay maaş almadın diye ölmedin yani. Açlıktan nefesinde kokmadı. Yani sen takıma biraz daha destek versen, biraz daha şey yapsan yani Galatasaray buralarda olmayacaktı. Yani zorlardı dün, belki de. Zorlardı yani. Dün bile Panathinaikos'a yani bir basketle yeniliyorsa, yani o kadar eksiğe rağmen bir basketle yeniliyorsa yani Galatasaray Arroyo'yla, tamam o da çok şahsi oynayan yani o da çok bireysel oynayan bir oyuncuydu ama buraları zorluyorsa yani Arroyo'yla şu anda olduğu yerden çok daha yukarıda olurdu diye düşünüyorum ben. Niye öyle diyorsun Arroyo'da yani NBA dahil şu anda banka hesabında bir 40-50 milyon dolarcık işte parası vardır yani. Onu söylüyorum yani abi iki aydır yani birisi de bana cevaben şey yazmış hatırlamıyorum kimin yazdığını. Abi takım aldı adam gidip şeyde diye. Yani. Yani tamam diyorum işte ben de ondan bahsediyorum. Yani açlıktan ölmedi ki yani bu adam. Ne olacak 2-3 ay daha oynasa? Türkiye'de bu kadar Türk halkı, Türk seyircisi, işte Galatasaraylılar olsun, Türk yani basketbol camiası buna bu kadar sahip çıkmışken, bu kadar benimsemiş, bağırlarına basmışken, onun da onlara karşı bir tane birazcık şey olması lazımdı. Yani ne derler? Takım mı almış dediniz? Evet. Takım Porto satın Rico'da. Almış. Evet, Porto Rico'da takım zaman... satın almış diye yazdılar. Bilmiyorum ne derece. O zaten normalde Arroyo zaten federasyon başkanı adaylığını korsa rakip çıkmaz yani ona. Tabii. Taksitle spor salonuna girmiştir. Galatasaray'dan da para alamayınca taksitler yerde kalmıştır. Yani Arroyo şöyle bir enteresan bir oyuncu. Yani Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Efeslisi kim varsa herkesin çok saygıyla baktığı, aynı şekilde bahsetti. Yani sahaya çıktığı zaman da hiç kimsenin rakip takımında tepki göstermedi. Ve oynadığı basketboldan da çok büyük keyif aldığı bir oyuncu oldu. Yani onun bir de efendi ve şey bir duruşu vardı zaten sahada. Yani işte onu, yani ben de onu bahsediyorum. Görmüşsün. Yani Ergin onu ilk Türkiye'ye getirirken yani kariyerinin sonuna gelmiş gibiydi yani neredeyse. Yani tekrardan bir canlandı, bir şey oldu. Onun bir minnet duygusuyla biraz daha Türk basketboluna ve oynadığı takıma sahip çıkması gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü orada Türk oyuncular bir onur mücadelesi içindeler. Yani onlar da para almıyor, bir şey oluyor. Yani orada da bir şey var ama hepsi orada bireysel olarak yani bir takım ruhuyla orada mücadele ediyor ve ben de onu çok takdir ediyorum. Yani çok doğru şeyler yapıyorlar yani. O zaman bunu konuşmuşken Galatasaray Panathinaikos maçına gidelim. Çünkü yine Panathinaikos'u biraz böyle uyutarak maç öncesi hani az rotasyon ve iddiası kalmamış numarasıyla biraz uyuttu Galatasaray. Maçın içinde işler hiç öyle olmadı. Yani yine aslan gibi sonuna kadar, son topa kadar savaştılar. Rakibi biraz maçtan önce psikolojik olarak bir aşağı indiriyorlar, o kesin. Tabii. Yani şimdi tabii böyle canlı yayın olunca şeyde hatırlamadım. Ben sana şöyle vereyim. Oyuncu neydi adı ya? Justin Carter. Justin Carter'ın muhteşem performansı var o maçta zaten. Yani inanılmaz bir top oynadı. Herkes işte ikincilikten geldiler. Bu Euroligi kaldırabilir mi, kaldıramaz mı falan derken
Bence şu anda EuroLeague'in en iyi oyuncularından evet, bir tanesi. Yani hakikaten Galatasaray'a çok şey kattı. Hem kendi basketboluna çok şey kattı. Hem de kendi şeye, Galatasaray'a kattı. O yüzden ben hani saygı duyuyorum ona da. Yani önümüzdeki sene fahiş fiyatlarla bir yere gidebilir her an şey alarak. Kesinlikle. Ona da değinecektim. Panathinaikos maçına değindin. Hatırlıyorsan geçen gün seninle bir telefonda konuşuyorduk. İşte Fenerbahçe birinci mi çıksın, ikinci mi çıksın, acaba ne yapar, ne eder falan diye. Hatta konuşurken de muhabbet şey diye geçti. İşte Panathinaikos'un 20 bin kişilik stadı var. İşte yok efendim Maccabi'nin 10 bin kişilik, orası evet, daha tehlikeli, orası daha şey falan diye. Ama dün işte o Galatasaray maçını seyredince bir anda hani ya hani Fenerbahçe bırak abi birinci olsun da gitsin yani yoluna, o tıkır tıkır oynar geçer diye düşünmedim değil yani. Ama o maçların atmosferi farklı tabii ki. Yani ya, 7 kişiyle yani, iddiasız bir takıma işte, gelip motive olmak başka. Obradoviç'in canımsın ciğerimsin yapacaklar. İşte babamız falan hoş tabii geldin canım, yani yapacaklar ama ağlama, artık yani o seviyedeki yani antrenörün onları yiyeceğini düşünmüyorum. Ama yani şimdi Mike Batist ağladı ya maçtan önce. PNG aynı zamanda işte Fenerbahçe Panathinaikos'a yani ağlattılar. Maçı oynayamadı 5. dakikadan sonra. Oynayamadı, oturdu kenara yani. Bir şey oluyor orada galiba şu an. Aynı şeyi. Yunanlar da bizden aynı yani çok yakın millet olduğu için biz de severiz öyle şeyler yapmak. Ne oldu Efes Olympiakos maçında da aynı şeyi Ivković'e yaptılar. Ivković de böyle bir kendinden geçti maçı, plaketler falan derken. Yediliyorlardı. O işte ilk iki tane gardı yok. Spanoulis yok. Slokas yok. Petway yok. O Olympiakos Efes'i farklı her yendi bir de yani. Yani dolayısıyla yani ilk iki periyot hani başa baş gitti. Hatta de, sonra üçüncü periyot evet sonlara doğru bir anda darmadağın oldular. Bir soru var hemen bu arada Efes'le de ilgilenmişken. Bana mı? Yani genel Ivković'e çok yüklenilmiyor mu? Bu sezon Euroleague'de bir şey beklenmediğini açıklamıştı diye hatırlatmış. Bu sene şanslarını devam ettirebilirler mi? Seneyi de Obradoviç'in ikinci senesi, daha iyi bir kadro kurar mı? Sizce böyle devam eder gider mi diye bir şey. Ivković'e çok yüklenilmiyor mu? İlk soru bu. Şimdi Ivković'e yüklenilmiyor muyu kabul etmiyorum. Çünkü yani tabii ki o kendisi bir Türk basketbolunu görmek adına yani ne oluyor, ne bitiyor, işte nasıl gidiyor anlamında bir tabii ki diyecek o yani bu seneyi bir geçiş senesi olarak yapalım ama önümüzdeki sene işte bizim esas hedeflerimiz diye. Tabii buradaki yani bu seneki oyuncuların birkaç tanesi de şeyden geçen sene o Angelo'nun takımından kalan oyuncular. Yani onun lanse ettiği oyuncular aslında. Tabii orada bir Angelo ile arasında da bir çatışma olacak diye düşünüyorum yani. Bunları sen beğendin de işte şey yaptın diye. Ama ya Ivković açısından bakarsanız hani önümüzdeki seneye yatırım yapabilir. Tamam onu düşünüyor olabilir ama Anadolu Efes'in böyle bir lüksü yok. Tabii. Yani yıllardır hep böyle ah acaba mı oldu mu olmuyor mu falan diye. Yani benim oynadığım dönemden beri neredeyse. Deneme yanılma yapmak için artık şey yani yok. Hiç öyle bir lüksü yok yani abi tık diye koyacak. F4'ü olacak, çıkacak. Yani oradan sonrasını tamam yani. Orası çünkü çok farklı bir mecra. Yani ne oldu ne bitti hiç belli olmuyor. İşte birisinin çünkü telafisi olmayan maçların olduğu yer o F4. Ama yani eleme usulüyle oynandığı için. Ama ilk 8'e gelene kadar yani biz gözümüzü kapatıp abi direkt Anadolu Efes F4'tedir. İşte Fenerbahçe F4'tedir diye düşünmemiz gerekiyor. Yani o yüzden de Ivković gibi yani bugün dünyanın sayılı antrenörleri arasında olan birisinin hani işte bu sene biz acaba bir baksak mı falan diyecek lüksü olduğunu da düşünmüyorum. Bir de tabii yani antrenör olarak da sonuç itibariyle Avrupa basketbolunu, oyuncuları da çok iyi tanıyan bir koç. Türkiye basketbolunu da çok iyi tanıyor. Yani abi şimdi sen çok özür diliyorum. Bilmeye başladınız. O da neden diyeceksin? Bir de Ivković'in yaş olarak da öyle bir şey evet, yok evet, yani. Evet, öyle bir lüksü yok yani. Senin öyle olacağı belli değil. Bir de Obradoviç'e geçmeden, yani iki taraflı o soruydu. Evet. Obradoviç'e evet geçmeden, Ivković'e ilgili şunu söylemek istiyorum. Bence Ivković çok yüklenilmiyor. Neden yüklenilmiyor? Çünkü sezon başında ya da sezonun yarısına kadar Ivković her şeyi iyi yaparken zaten fazlasıyla alkışladık. Evet. Yani Real Madrid'e namalup Real Madrid'i ilk yenen takım Efes'ti. Namalup Olympiakos'u ilk yenen Efes'ti. İşte 17 sayıdan gelip Malaga'yı yenen yine Efes'ti. Galatasaray'ı deplasmanda yenen yine Efes'ti. Efes'in yaptığı o şeylerden
Ivković'in tercihleriyle bambaşka bir takım oldu. Yani bir bu taraftaydı, şimdi bu tarafa gitti takım. İşte ortada biraz kalabilseydi Efes işler çok iyi olacaktı. O zaman zaten kimsenin yüklenme gibi bir şey olmayacaktı. Ama şimdi bu yazan basketbol severe hemen soruyorum. Efes'in oynadığı basketboldan şu anda tatmin oluyorlarsa söyleyecek bir şey yok. Yani iki ay önceki Efes'in oynadığı basketbolu, şu andaki Efes'in oynadığı basketbolu, yaptığı savunma, sahadaki mücadele olarak aradaki farkı bence görmeleri lazım. Ivković'i şu anda eleştirebiliriz. Şöyle bir şey de eklemek sana istiyorum. Sana sorular yağdı bu arada. Devam et, hızlı geçeceğim. Aydın abinin bir lafı vardı. Yani her zaman savunma önemliydi. Yani bizim mesela bir tane Zaragoza maçımız vardı. Ya 44-43 mü ne bitti maç yani? Öyle bir savunma var. Ha, öyle bir savunma vardı. Hatırlarsın sen yani. 44-43 bitti yani. Ya da 43-42 öyle bir şey. Yani öyle bir sayı. Öyle yani bir 40'lı sayılar ama 40'lı, yani evet. 50'leri falan asla geçilmedi yani evet. O maç. Şimdi sen bir karşındaki bir takımı 40'ta tutabiliyorsan 41 sayı zaten atabilirsin yani demektir. Yani o kadar da şey değilsin yani. Tamam, alttan bizim, girer artık. Yani bizim de o zaman şeyimize geldi ama. Şimdi savunma yapmamanın hiçbir mazereti olamaz. Şutun girmez, kötü evet. Oynarsın, turnike kaçırırsın, bilmem ne olur. İşte ne bileyim, o gün sevgilinle kavga etmişsin diye her şeyi kabul ediyorum. Ama döndüğün zaman şeye, müdafaya savunma yaparsın, takır tıkır. Ondan sonra o sayıyı da yemezsin. Maalesef. O yüzden de yani eleştiri yaptığımız zaman biz şey değiliz. Yani hani illa böyle tamamen pesimist bakan insan değilim. Yani özellikle de ben. Ha, iyi yaptığı zaman işte mesela boru gibi savunma yaptığı zamanlar var. Hepsini alkışlayarak yazdım. Yani Efes Pilsen müthiş savunma yaptı falan diye. Bu arada hep Efes Pilsen diyorum ama. Geçmiş ya da biz ya de ben alışamadık. Ben hala Efes Pilsen tarafındayım. Evet. Ya. Ben de Anadolu Efes'e alışamadım. O yüzden yani Efes'in oturup da böyle o takır takır savunmayı yaptığı zaman hatta çoğu zaman da şey yaptı işte dedim o benim oynadığım dönemlere dönüyor işte Efes çok iyi savunma yapıyor yani arkadaşlık dostluk işte o takım içindeki rotasyonlar falan çok çok iyi dönüyor diye her zaman da söyledim ama tekrarlıyorum yani eleştirirken de yani şutunun girmediği işte hani turnike bile kaçırırsın ki Lansman'ın o hani o şeyden maskeden dolayı kaçırdı sonra maskeye mazeret buldu işte görmüyorum falan ama gibi. Ama çok zor o maskeyle oynamak. Ben de ben oynadım. De oynadım gerçekten da iğrenç çok bir şey sıkıntılı. O tabii. İğrenç bir şey o maskeyle oynamak. Topu göremiyorsun. Ha, dönüp savunma sıkıntılı. Yapmak gerekiyor yani evet. O açıdan da. Öyle diyorsunuz. Michael Myers ne yapsın? Jason Voorhees ne yapsın diyeceğim ben de yani o maskeyle. Adamlar şimdi neler yaptılar senelerce. Şimdi gözü kapalı oynuyor artık o ya, ama çok buharlanıyor evet, falan böyle. İğrenç bir şey oldu. Ben oynadım burnu peki, kırıldığı zaman da. Peki sana Ivković'in savunmasından bahsederken hemen bir top atıyorum. Oradan devam et. Şimdi Sırp milli takımı senelerce Nemanja Bjelica'nın özellikle daha çok gençken ilk 5 Ivković'in oynattığı dönemlere gidiyorum. Ve 1-2 sezonu, 1-2 turnuvayı es geçmişlerdi. Yani jenerasyonu hazırlamak için, 88-89 jenerasyonu hazırlayabilmek için. Bunun içine 87'li yanlış hatırlamıyorsam Veličković'i de dahil edip çok iyi bir kadro olmuşlardı. Bir Nenad Krstić oynuyordu orada tecrübeli olarak hatırladığım kadarıyla. Hatta 2009 Polonya'da da İspanya ile finali oynamışlardı. Yani o genç takım. Şimdi şöyle bir mantığı var. Senin dediğine katılıyorum. Aslında Ivković bir kere savunmacısını anormal şey seçer. Bir numarasını savunmacı seçer. Yani o çok kesindir. Mesela en şey örneği vereyim. Bugün Türkiye'de hiçbir takımı almayız. O kesin. Stefan Marković Banvit'te oynadı. Çok da iyi oynadı. Niye gönderdiler onu da anlamış değilim. Gitti şimdi Malaga'da oynuyor. Yani dönüyorum. Yanında iki numara oynattı Ivan Paunić. Türkiye'ye hayatta sokmazdınız ama evet. Marković, Paunić ikilisiyle oynardı. Evet. Veličković ile oynardı. Veličković'in hücum gücü çok acayip bir şey değildir yani. Veličković. Ama inanılmaz savaşçı, savunmacı bir oyuncudur. Dolayısıyla Ivković'in zaten tarzı biliniyor. Şimdi birdenbire bu tarzı bırakıp hiç savunma yapmayan, hiç alakası olmayan bir tane garda dönüp devamlı tepeden delinmesi tabii ki eleştiri konusu o olacak. Kadar, kusura bakmasın. O kadar gitme abim. Doğuş kalma. Evet, yani şey. Efes'in hatta Türkiye'nin en iyi savunmacılarından bir tanesi. Yani çocuk yerden yere atlıyor. İşte çok jumper, çok ateşleyici bir özelliği var. Son haftalarda kaç dakika süre almış? Yok. Abi? Yok. 2 dakika, sıfır. 30 gittikçe saniye, 20 saniye. Sıfır. Hatta. Sıfır. Yani gittikçe düştü. Şimdi baktığın zaman yani oyunu ateşleyecek. Hani o böyle çok böyle rutin giden o dönemlerde. Yani Doğuş'u oyuna alıp böyle iki tane atış şey yapsa o ateşlese, top kapsa ki jumper yani acayip jumper bir adam. Gidip orada bir tanesini içine vursa
Ondan sonra bütün takım ateşlenecek bu sefer. Yani tamam. O üzerindeki o ölü toprağa da kalkacak. 3 gün önceye git o zaman. Sana hemen dakikaları söyleyeyim. 3 periyot kafa kafaya oynayan, Efes'in önde olduğu bir Spanulis ve Slokas'ın olmadığı bir maçta Örtel'i her seferinde geçip turnikeler, asistler geldi. Halbuki Doğuş olsaydı ne Katsivelis ya da ne Mansaris onları oynayamazdı. Ya onu da bırak. Doğuş'u oyuna aldığı bir yine Euroleague maçında 3 dakika oyuna soktu. 2-20. 2-20 miydi? 2-20. Öyle bir, ben 3 diye hatırımda kalmış. Yok 2-20. 5 sayı attı galiba, bir üçlük, bir ikilik, iki top çalma. Muazzam bir iş çıkarttı. Kenar aldı, oturttu maç sonuna kadar, bir daha Doğuş yok ortak. O, ben yanlış hatırlamıyorsam 17 sayıdan Malaga'yı yendikleri maçtı, evet, diye hatırlıyorum. Aynen öyle. Ya biz şaşırıyoruz yani. İyi oynayan oyuncu. Sıfır o konularda, hiçbir şey hatırlamam. Neden devam etmezsin, oynatmazsın İşte onu söylüyorum. Yani hani eleştirildiği zaman işte bunları eleştiriyoruz yani, evet, biz. Evet. Yani boru gibi savunma yapan bir takım vardı elinde. Ne oldu bunlara? Ne oldu şimdi? Savunma yok. Aynı insanlar aynı. Peki ben hemen hızlı gideceğim. Çok da soru geldi Tamer sana bu arada. Ben alayım onları, evde cevaplarım. Döneminin en iyi uzunlarından biriydi Tamer Oyguç. Ve şimdiki Türk basketboluna baktığımız zaman doğru düzgün Türk uzun biz artık çıkartamıyoruz. Nedeni nedir diye sana bir soru sormuşlar. Şimdi yani öncelikle teşekkür ediyorum da haksızlık da etmemek gerekir. Yani çok daha iyi uzunlar var. Yani ben o zaman hani keçinin koyunun olmadığı yerde keçi yaptıramam Çelebi de. Yani ben öyle. Yok iyi oyuncuydun öyle deme Tamer. Gerçekten ederim, yani teşekkür savunman ederim. Da iyiydi, sırtı dönük, postapların da çok iyiydi. Ben yetiştim dönemine, merak etme. Mesela ben Eczacıbaşı'nda oynadığım dönemde Orhun, işte Orlando Phillips vardı, işte böyle o genç kadroyla oynadığımız zaman ben 21 yaşında Eczacıbaşı'nın kaptanı oldum. O dönemde hücum ağırlıklı oynadım. Yani böyle hep 25'li, 26'lı, 28'li sayılar atardık biz böyle Orhun, ben, Orlando üçlüsü olarak. Baturalp basketbolu. Baturalp basketbolu tabii. Ondan sonra Efes'e gelince bir anda böyle ben savunmacıymışım falan diye böyle Aydın abinin olduğu dönemde böyle kendime başka bir misyon yükledim ve savunmayı da hakikaten çok sevdim. Yani o insanları karşılamak, orada böyle göğüs göğüse çarpışmak falan bana sayı atmaktan daha güzel geldi. Ondan sonra da bu sefer niye bu sayı atmıyor işte bilmem ne yapmıyor falan diye düşünmeye başladılar. Ama o hakikaten çok sevdim yani onu. Tabii o zaman basketbolu çok fazla şey yapmıyorlardı. İşte hani 25 sayı atan 4 yıldız alır. Hani 3 sayı atarsın ama maçı kazandırmışsın da 1 yıldız. Soru işareti. Tamam, bu sefer ne yapar? Yıldızları yani hatırlıyorum. Biz hakikaten basketbolu o dönemlerden bu dönemlere getirdik. Şimdi benim oynadığım dönemde çok daha seyrediyorum mesela bazen ara ara kanallar bizim maçları veriyorlar. Ya hakikaten böyle slow motion gibi böyle orta sahaya o Namoski'nin bir geçişi var. Yani böyle of hadi geç artık diyorsun yani. Sen bile yani. Tabii ben bile arkasından da ben geliyorum böyle koşarak Namoski'nin. Yani o dönemde oynayınca şimdi 30 saniye vardı bizim zamanımızda çok daha yavaş oynanıyordu. İki devre 20 dakika oynanıyordu falan. Şimdi dünya basketbolu çok değişti yani çok hızlandı artık bütün 5 numaralar da çok hareketli. Yani çıkıp 3 sayı atıyorlar. Yani Semih olsun, işte Kerem Gönlüm olsun, diğer oyuncular olsun. Hepsi böyle hani 3 sayı bile kullanabilen uzunlar var artık. Evet. Ve daha yani benim zamanımda çakılı oynuyorduk. Yani biz böyle piyotlar alıp böyle sağ sol falan yapıp şut attı, işte uçak attı falan. O zamanın modası öyleydi. Yani yabancı takımlarda da aynıydı. Yani. Basketbol anlayışı öyleydi. Şimdi çok daha hızlandı. Yani rotasyonlar falan çok fazla işte. Yani böyle seyrederken yani tenis maçı seyreder gibi oluyorsun. O yüzden de hani tabii bir de çok yoğun tempolar. İşte yabancı oyuncular da çok ağırlıkta Türkiye'de. Yani hep onu söylüyorum. Türkiye artık yabancı mezarlığına döndü diye. Evet. Bununla da ilgili vardı soru. Doğru. Çok iyi oldu. Yabancıların da yabancı işine girmesiyle yabancı ilgili yabancı mezarlığına döndü Türk basketbolu. O açıdan da yani işte herkes böyle daha az süreler buluyor. Yani Türk oyuncular çok daha fazla süre bulması gerekirken daha az süreler buluyorlar ve kendilerini gösteremiyorlar. Yani ben tamamen buna bağlıyorum. Yani birincisi basketbolun hızlanması, ikincisi çok physical olması. Yani o pot altında göğüs göğüse mücadelenin çok fazla artık olması. Kolay değil gerçekten. Bir de hep söylüyorum tırnak içinde Türkiye yabancı çöplüğü oldu yani artık. İyice. Fazla yani mı? Ben, 6 yabancı şu arada sence? Bence fazla. 7. 7. Bence 6, fazla. Artık. Türkleştirilmiş de katınca 7 oluyor işte. Şöyle ki yani
Geçen gün işte geçenlerde Efes'in Koraç Kupası'nın 19. senesiydi. Evet. Orada bir yazı yazdım ben onunla ilgili. Hatta birkaç kişi de almış kendi portallarında falan yayınlandı. Böyle duygusala bağlayıp yazdım o yazıyı ben. Şimdi dedim ki yani bizim oynadığımız zaman da 10 kişi sahaya çıkıyordu. Bunun sadece 2 tanesi yabancı oyuncuydu. Geri kalan 8 tanesinin içinde sadece Murat Evliyaoğlu ve ben transferdik. Geri kalanı altyapıydı. Bir önceki sene 8 tane altyapı vardı. Şöyle, yani bunu hep